Herkese merhabalar. Değerli basın emekçileri, ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarımız, gençler, kadınlar, ülkemizde emeğiyle geçinmeye çalışanlar. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geçtiğimiz günlerde ülkemizin dört bir yanında emeğin hakkını alabilmesi, emekçinin insanca yaşayabilmesi için kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramınızı en içten dileklerimle bir kez daha kutluyorum. 1977 yılında Taksim Meydanı'nda kanlı 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz 34 işçimizi de saygıyla anıyorum. Buradan 3 gün önce ülkemizin çeşitli illerinde kutlanan bayram için 1 Mayıs Meydanı olarak gördüğümüz Taksim Meydanı kapatıldı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve diğerleri başvurusu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023 tarihinde vermiş olduğu kararda Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmedilmişti. Anayasa Mahkemesi bu kararında şu ifadelere yer vermişti. İşçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek hakkı vardır. Ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleştirilmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlandırılması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır. Anayasa Mahkemesi bu değerlendirmesinin devamında yalnızca sınırlı sayıda kişinin Taksim Meydanı'na girmesine izin verilmesinin, orada bulunma hakkı olan işçilerin 1 Mayıs'ın anlamını hissetmesi anlamına gelmediğini de belirtmiştir. Anayasaya göre herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Dolayısıyla İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'nın somut ve gerçek bir tehlike olmaksızın Taksim Meydanı'nı tamamen yasaklamaları anayasaya aykırıdır. Bayramın hemen ertesi gününde İstanbul Valisi'nin devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz diyerek hakkını kullanmak isteyen ve bu yüzden gözaltına alınan kişileri tehdit eder bir dil kullanması yalnızca siyasi olarak sakıncalı değil, aynı zamanda hukuken de yasaklanmış olan kanunsuz emirin itirafıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ve milyonlarca işçi için 1 Mayıs Meydanı Taksim Meydanı'dır. Bizler 1 Mayıs'ları Taksim'de barış içinde kutlamak ve emek için mücadelemizi tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz. Değerli yurttaşlarımız, geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte Çorlu tren katliamının duruşmasındaydık. Bundan 6 yıl önce Kapıkule'den Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni Çorlu'dan geçerken devrilmiş, 25 kişi hayatını kaybetmiş ve 317 kişi de yaralanmıştı. Bu dava yalnızca çocuklarını, yakınlarını kaybeden ailelerin değil, bir kolunu orada bırakanların, gözyaşlarıyla mücadele etmekten kayıplarının bir yasını bile tutamayanların davası olmuştu. Bu dava Türkiye'de ihmaller sonucunda bir canımızı daha kaybetmeyelim diyen milyonların davası olmuştu. 25 Nisan gününde söz verdiğimiz gibi Genel Başkanımız, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerimizle beraber Çorlu'da adalet yürüyüşüne ve duruşmaya katıldık. Sanıklardan 4'ünün tutuklanması ve 9 yıldan 17 yıla kadar değişen hapis cezaları alması sonucunda yeterli olmamakla birlikte ailelerin yüreğine bir nebze olsun su serpilmiş oldu. Bu karar bir son değil, yeni bir siyasi iklimin getirisi ve daha da kararlı bir mücadelenin başlangıcıdır. Ancak Soma'da hiçbir yetkili tutuklanmazken, Çorlu'da bu kadar zaman davanın ilerlemesi, mücadeleci ailelerin adalet taleplerini yükseltmeleri sonucunda olmuşken, bu davaların avukatları olan Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay'ın halen cezaevinde olduklarını da hatırlatıyoruz. Can Atalay, Çorlu'daki ailelerin ifade ettiği gibi,
yalnızca Anayasa Mahkemesi kararına rağmen cezaevinde tutulan bir milletvekili değil, aynı zamanda ailelerin özgürlüğünü beklediği çok değerli bir hak savunucusudur. Anayasa Mahkemesi 25 Ekim 2023 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği kararlarında Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini çok net ifade etmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bu kararın uygulanmaması bir devlet krizine yol açmıştır. Bu kriz halen sürmektedir. Anayasanın 153. maddesi açıktır. Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yaratılan kriz anayasanın bir bölümünün askıya alınması anlamına gelmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan bir başka kararını daha yakından takip ediyoruz. Cumartesi anneleri 27 Mayıs 1995 tarihinden bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda adalet arıyorlar. Yakınlarının akıbetini soran cumartesi insanları etkili birer soruşturma yapılması, yakınlarının kemiklerinin kendilerine teslim edilmesi, yani aslında yas tutacakları bir mezar yerine ve adalete kavuşmak istiyorlar. Gözaltında zorla kaybetmelerin sorumlularının hesap vermesini ve olayların hakkaniyetle araştırılmasını istiyorlar. Ve bugün 997. kez Galatasaray Meydanı'ndaydılar. Anayasa Mahkemesi 19 Ekim 2022 ve 16 Kasım 2022 tarihlerinde verdiği kararlarında eziyet yasağının hem maddi hem de usul yönüyle ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Bu iki karara rağmen Galatasaray Meydanı halen anma ve barışçıl adalet arayışı için açılmış değil. Halen cumartesi günleri meydana bariyerler konuluyor. Yalnızca bir grup kayıp yakınının bu anayasal hakkını sınırlı olarak kullanılmasına izin veriliyor. Adalet arayışını desteklemek isteyen yurttaşlarımızın hakkına her hafta engel olunuyor. Bu anayasaya aykırı yasağın sonlandırılması ve cumartesi annelerinin belirttiği gibi olayların açıklığa kavuşturulması hukuk devleti bakımından elzemdir. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu verilere göre 53.537 yurttaşımızı kaybettik. Yüz binlerce vatandaşımız o kara günlerde kendi canlarını ve yakınlarını kurtarmaya çalışırken devletin varlığını ve yardımını hissedemedi. Buradan depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı anıyor, hala konteynerlerde zor koşullarda yaşamaya çalışan tüm yurttaşlarımızın bir an önce sözü verilen konutlara kavuşturulmasını bekliyoruz. Adıyaman'da depremin travmasını çok ağır bir şekilde yaşayan, halen kentini ayakta tutmak için bin bir çaba gösteren bir şehrimiz. Geçtiğimiz hafta 26 Nisan gününde İSYAS Otel davası için parti örgütümüzle ve parti avukatlarımızla birlikte Adıyaman Adliyesi'ndeydik. İSYAS Otel, 72 kişinin hayatını kaybettiği, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmiş olan başarılı ve parlak öğrencilerin de hayatını kaybettiği yerdi. 6 Şubat'tan bugüne aileler her gün çocukları için adalet aramak amacıyla İSYAS Otel ortak davamız diyorlar. Ülkemiz çok acı bir şekilde hepimizin artık bildiği gibi bir deprem ülkesidir. İSYAS davası ve depremden etkilenen diğer illerde de takip ettiğimiz diğer davalar yalnızca bugünün sorumlularının yargı önünde hesap verebilmesini değil, aynı zamanda bugünden itibaren yapılacak olan binaların nasıl bir mantıkla inşa edileceğini de gösterecektir. Bizler şunu ifade ediyoruz. Bir bina yapılırken temel motivasyon buradan elde edilecek olan gelir olabilir. Ancak bu binaların içinde insanlar yaşayacak, insanlar kalacak. Bir gün başka bir depreme yakalanıldığında milyonlarca bebek, çocuk, aile bir enkaz altında yaşam mücadelesi mi versin? Yoksa ihmallere hiçbir şekilde göz yumulmadan yapılan sağlam binalarda yaşamlarına devam mı etsinler? Bizim burada tercihimiz çok açık. İhmal sonucunda yıkılmış olan bir yapıya izin veren, imza atan, denetleyen herkesin sorumluluğu vardır. Tam da bu yüzden İSYAS Otel ortak davamız demeye ve bu kapsamda açılmış olan
tüm davaları takip etmeye devam edeceğiz. Yine geçtiğimiz hafta 24 Nisan günü Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir, Milletvekillerimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Yetimisi Ersever, Türkan Elçi, Ayça Taşkent, Rıfat Nalbantoğlu ve Ali Gökçek ile birlikte Ankara Adliyesi'nde 10 Ekim katliamının duruşmasındaydık. Tüm Türkiye'nin karanlık bir dönem olarak hatırladığı 2015 yılı yalnızca masum yurttaşlarımızın teröristlerce katledildiği değil, aynı zamanda terör saldırılarının siyasi iklimi nedenli etkileyebildiğinin korkunç bir örneğiydi. 10 Ekim 2015 gününde Ankara Garı önünde düzenlenen barış mitinginde ülkemizin dört bir yanından yurttaşlarımız katılmıştı. Burada gerçekleşen terör saldırısında aralarında Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kolu üyelerinin de bulunduğu 103 kişi katledilmişti. Aradan geçen 8 yılı aşkın bir süreye rağmen canlı bombalardan biri hala belirlenmedi. Kayıp yakınlarının avukatlarının taleplerine rağmen uzman görüşünü, raporunu hazırlayan akademisyenin duruşmaya gelerek olayı anlatması, değerlendirmesini anlatması mahkemece kabul edilmedi. Onlarca şehirde IŞİD terör örgütünün yapılanmasına göz yumulurken katliamdan günler önce somut ihbarlar bulunmasına rağmen önlenmeyen bu katliam henüz aydınlatılmış değil. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün IŞİD örgütlenmesine ve katliamda kimlerin etkili olduğuna dair bir raporu bulunuyor. Bu müfettiş raporu davanın iddianamesinde yer almıyor. Dava avukatları, savcı da bu raporu aynı şekilde talep etmiyor kurumlardan. Dava avukatları bilgi edinme başvurusu kapsamında bu rapora ulaşmaya çalıştığında talepleri yine reddedilmişti. Daha sonra Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin kararıyla bu rapor mahkemeyle paylaşılsın yönünde bir karar verilmişti. Ancak rapor sadece sansürlü bir şekilde mahkemeye sunulmuştu. Canlı bomba saldırılarının hemen ardından yurttaşlarımızın yaralanmış olmasına rağmen polis alana biber gazıyla müdahale etmişti. Yaralıların durumunu daha da ağırlaştıran bu eylemin sorumluları da hala yargı önüne çıkarılmış değil. Bunun gibi birçok hayati eksiklik, önemli eksiklik şunu ifade etmemizi gerektiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en kanlı terör saldırısını bütün yönleriyle 8 yılda aydınlatamayacak bir devlet değildir. Bizzat terör saldırısını gerçekleştirenlerle, ihmalleriyle katliamın boyutunun büyümesine sebep olan herkes yargı önünde hesap vermelidir. Bizler 10 Ekim için adalet çağrısında bulunmaya ve bu insanlığa karşı suç davasını takip etmeye devam edeceğiz. Yine geçtiğimiz günlerde Tahir Elçi'nin davası ile ilgili önemli ve kaygı verici bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Baro Başkanı ve İnsan Hakları Savunucusu Avukat Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde kameralar önünde, herkesin gözünün önünde, tarihi dört ayaklı minarenin önünde katledildi. Herkesin gözünün önünde olan bir suikastin iddianamesi 4 yıl boyunca hazırlanmadı. Savcılık ve yargı makamlarının yapması gereken araştırma büyük ölçüde barolar tarafından gerçekleştirildi. Bununla birlikte açılan dava süresince avukatların suikastin aydınlatılmasına yönelik talepleri büyük ölçüde reddedildi. Geçtiğimiz günlerde ise savcılık, sanık polis memurlarının beraatine karar verilmesi yönünde bir mütalada bulundu. Türkiye'de faili meçhul cinayetler döneminin geride bırakılması gerekliliği söze gelince herkesçe paylaşılsa da bu davanın gidişatı hepimizi kaygılandırırken cezasızlık politikasının da sürdürüleceğini göstermektedir. Buradan Tahir Elçi suikastinin bir an önce aydınlatılması ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Son olarak 28 Şubat davasında hükümlü olan emekli generaller Çetin Doğan, Fevzi Türker'i, Yıldırım Türker, Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak olumsuz sağlık koşullarına rağmen cezaevinde tutuluyorlar. Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu'yla tümünü geçtiğimiz ay ziyaret ettik. Kendilerinden ve avukatlarından dosyalarına ve adli tıp raporlarına dair
ayrıntılı bilgiler aldık. Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen Anayasa'nın 104. maddesinin ilgili fıkrasına göre Cumhurbaşkanı sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır. İlgili komutanların tümünün adli tıp raporları sağlık durumlarının cezaevinde kalmaya elverişli olmadığını kanıtlıyor. Avukatların Adalet Bakanlığı'ndan almış olduğu bilgiye göre bu raporlar ilgili kurumlarda bir yıldır bekliyor. Bu sırada geçtiğimiz haftalarda emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumunun kötüleştiğini, hastaneden tekrar cezaevine gönderildiğini üzüntüyle yakından takip ettik. Bu yetki daha önce birçok hükümlü için kullanılmıştı. Hatta daha önce cezaevi ziyaretlerimizden sonra Sayın Yankı Bağcıoğlu ile birlikte açıkladığımız gibi 6 Eylül 2023 tarihinde Madimak katliamı hükümlüsü bir kişi hakkında, 3 Mayıs 2023 tarihinde Hizbullah hükümlüsü bir kişi hakkında uygulanmıştı. Yine 28 Şubat davasından hükümlü olan bir emekli general hakkında da bu yetki kullanılmıştı. Aradan geçen uzun bir zamana rağmen geç kalınmadan bu yetkinin emekli generaller için de kullanılmasını bizler de talep etmeye, durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlarımız, ülkemizde anayasanın uygulanması, anayasanın 153. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, anayasanın 90. maddesi gereğince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması hukuk güvenliği açısından önemli ve hayatidir. Bizler hukukun gereği neyse onun yapılması, toplumun yakından takip ettiği birçok olayın her yönüyle aydınlatılması ve her kim olursa olsun herkes için adalet sağlanması amacıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlerle dönem dönem milletvekillerimiz, parti örgütlerimiz ve parti avukatlarımızla birlikte takip ettiğimiz olay ve davaları bu şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler biliyoruz ki 31 Mart'ın ardından yeni bir siyasi iklim doğmuştur. Bu siyasi iklim yalnızca partimizin başarısı değil, aslında daha da çok yurttaşlarımızın hak arayışı ve doğruda bir araya gelme, hakikati ortaya çıkarma talebiyle gerçekleşmiştir. Adalet arayışı yükseldikçe, nerede bir zulme uğrayan varsa, orada bizler çoğaldıkça Türkiye'yi çok daha parlak bir geleceğe hep birlikte kavuşturabiliriz. Açıklamamızı sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.